Merhaba arkadaşlar, bugün birlikte fındık sütü yapacağız. Bu badem sütü de olabilir, kaju sütü de olabilir. Alternatif kuru yemişleri tercih edebilirsiniz. Peki biz bunu bugün niye yapıyoruz? Özellikle laktoz intolerans olanlar için iyi bir alternatiftir. Vegan olanlar için güzel bir alternatiftir. Özellikle veganlar süt tüketmiyor biliyorsunuz. Onlar için bitkisel süt kaynağı olarak da bunları kullanabilir. Biz bugün fındık sütü yapacağız. Malzememiz biliyorsunuz ki ana malzememiz fındık ve su. Yapımı oldukça kolay. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken önemli bir nokta var. Fındık, badem ya da kajuyu bir gün en az 24 saat suda bekletmeniz iyi olacaktır. Çünkü katı sert biliyorsunuz, onları biraz daha yumuşak hale getirmemiz lazım. Kolayca katı meyve sıkacağından ya da blenderdan daha çok parçalarını ayırması daha da kolay olacaktır. Böylece süt oluşumu biraz daha kolay hale gelecektir. Biz zaten bunu bir gün suda beklettik daha öncesinden. Dün geceden suya koyulmuş fındıklarımız var elimizde. Çiğ fındıklar bunlar, kavrulmuş değiller. Özellikle çiğ olanı tercih edeceksiniz. Bir su bardağı kadar ortalama 200-250 ml dolduracak kadar fındık ekliyoruz. Diğer bizim ölçülü haznemizde ise 400 ml yaklaşık suyumuz mevcut. Dediğim gibi katı meyve sıkacağı da kullanabilirsiniz. Blender varsa blender de kullanabilirsiniz. Blender de yapabilirsiniz. Ekstra ihtiyacınız olan bir bone, tülbent olabilir ya da yoğurdu süzdüğünüz o tülbentimsi yapı da olabilir. Onu da kullanabilirsiniz. Hani böyle sıktığımızda suyunu süzecek, yani oradan süzüp suyunu ayırabileceğimiz bir böyle bonemsi bir yapı olması bizim için yeterli. Şimdi yapım aşamasına gelecek olursak ilk başta fındıklarımızı katı meyve sıkacağına ekliyorum. Fındıkları azar azar ekliyorum. Çünkü çok fazla ekleyince tıkanma ihtimali de var. Suyla birlikte çekmeye başlıyorum. Zaten birazcık fındık eklemiştim. Çok az bir suyla birlikte çalıştırmaya başlıyorum. Evet, son suyu ekleyerek de artık karışım hazır olmuş oldu. Evet, tortusuz olsun, biraz daha pürüzsüz olsun istiyorsanız galoş kullanmanız iyi olur. Ya da galoş yapıda bezler de var. Bez de kullanabilirsiniz. Ama galoş gayet iş görüyor burada. Bunu süzdük. Ve gayet pürüzsüz bir şekilde, güzel bir şekilde fındık sütümüz hazır hale gelecek. Ben burada size son şeklini göstermek adına bardağa koyuyorum. Güzel bir küçük bir bardağa. Hafif kahverengi bir renk oldu ve hazır. Fındık sütünü içebilirsiniz. Son olarak da burada fındığımızın tortusu, hatta posası da diyebiliriz, yer alıyor. Bunu peynir olarak kullanabileceğiniz gibi aynı zamanda pasta ya da kek yaparken kıvam arttırıcı olarak da kullanabilirsiniz. Afiyet olsun, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.